hava harekatları sonucunda ve füzelerle vurmalar sonrasında belirli oranda da bir kara harekatı yapacağını değerlendirmiştik İsrail'in. Nitekim İsrail bu kara harekatına, operasyonuna başladı. Tabii bu hava operasyonları gibi değil kara operasyonları. Burada Hamas'ta özellikle kuvvetli olduğu bir nokta, bu meskun mahallelere girdiğinde İsrail silahlı unsurlarına, Hamas da buna karşılık verecek ve İsrail'in de kayıpları artabilir diye düşünüyorum. Türkiye'yi nasıl etkiler? Türkiye tarafından bir açıklama var Dışişleri kaynaklarından, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama. Gazze'ye yönelik kara harekatını kaygıyla karşılıyoruz yönünde bir açıklama geldi. Hem Türkiye'nin rolü nasıl olabilir? Bu anlamda sakinleştirebilecek bir pozisyonda olabilir mi? Amerika Birleşik Devletleri bu anlamda nasıl bir mesaj verebilir? Yani eskiden özellikle tabii Türkiye'nin hem İsrail üzerinde hem de Hamas ve El-Fetih üzerinde etkileri vardı. Ama maalesef Türkiye'nin mevcut dış politikasına baktığımızda İsrail'de ilişkileri tamamen hemen kesilmiş durumda. Böyle bir durumda İsrail'le Hamas arasında bir etkileşime sokacak, arabuluculuk yapacak ve ateşkesi sağlayabilecek bir durumda değil. İsrail'in bu saldırılarını durduracak bir ülke varsa o da Amerika Birleşik Devletleri olduğunu düşünüyorum ben. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin de güvenlik stratejilerinde özellikle İsrail'in güvenliği öncelikli bir hal aldığı dikkate aldığımızda ve İsrail'in bu saldırılarını Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in kendini savunması şeklinde bir saçma sapan bir açıklama getirilmesini dikkate aldığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu noktada bir başlangıçta bir girişimde olacağını sanmıyorum ben. Ancak ölümlerin artması durumunda ve uluslararası sistemde çeşitli ülkelerde bu saldırıların tehlin mitingleriyle kamuoylarında infiale neden olması durumunda bu baskıların İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırıları durdurması yönünde bir harekete geçirmek için bir araç olabileceğini düşünüyorum. Ancak tabii belirli bir süre sonra diye düşünüyoruz. Peki gerçekleşmesi mümkün mü sizce? Yıllardır devam eden bu savaş barışla sonuçlanabilecek mi? Böyle bir ümit taşıyabilir miyiz acaba? Ben taşımıyorum. Özellikle bu son çatışmalarda genellikle biz şunu inceledik. Bundan önceki çatışmalar ne zamanlar olmuş? Özellikle İsrail-Filistin görüşmelerinin kesildiği zamanlarda bu çatışmalar olmuş. Ne zaman ki Milli Mutabakat Hükümeti kurulması ve El-Fetih ile Hamas bu mutabakat hükümetini kurmasından sonra İsrail özellikle Milli Mutabakat Hükümeti'yle görüşmek zorunda kalabileceğini dikkate aldığında bu görüşmeleri sonlandırdı. Biz zaten o andan itibaren bir çatışma olasılığını dikkate almaya başlamıştık bilgisayar olarak. Nitekim bir müddet sonra çatışma arttı. Bu çatışmaların sebeplerinden bir tanesi de geçmiş dönemlerden farklı olarak birincisi artık iki devletli bir yapılanmanın yani Oslo sürecinin artık can çekişmekte olduğunu ve ortadan kaldırılabileceği, İsrail tarafından ortadan kaldırılmaya yönelik bu saldırıların amaçlarından bir tanesi. İkincisi de son derece önemli. Doğu Akdeniz'de önemli keşifler, enerji keşifleri oldu, doğalgaz keşifleri oldu malumlarınız İsrail tarafından. Şimdi bu Leviathan bölgesi ve Tamar bölgesindeki enerji çıkarılmalarının yanında Gazze'nin karşısında Gazze offshore'larında da doğalgaz yatakları bulundu. Dolayısıyla bu doğalgaz yataklarının bulunması bu iki devletli çözüm noktasında özellikle Filistinlilerin de bu doğalgazlarda hak iddia edilmeleri ve bunların güvenli pazar güvenli bir şekilde pazarlara ulaştırılmasında Hamas'ın rolünü dikkate aldığımızda Hamas'a önemli bir darbe vurulması özellikle İsrail'in stratejilerinden bir tanesi olabileceğini değerlendiriyorduk. Evet. Şu ana kadar bu değerlendirmelerimiz doğrultusunda olaylar gelişiyor.
Peki Sayın Sandıklı, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için, değerlendirmeleriniz için. İsrail Gazze'ye kara harekatı başlattı değerli izleyiciler. Gazze'de ateşkes sağlanacak mı tartışması gün boyu devam ederken İsrail ve Hamas'tan gelen farklı açıklamaların ardından ateşkes ilanının olmadığı, Filistin'e bomba yağmaya devam ettiği haber merkezlerine düştü. Son olarak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu İsrail ordusuna kara harekatı talimatı verdi ve bu talimatın ardından şu saatleri itibariyle canlı paylaştığımız görüntüler eşliğinde bilgileri aktarmaya devam edelim. İsrail ordusu Gazze'ye kapsamlı kara harekatına devam ediyor. Benjamin Netanyahu başbakan Gazze'ye kara harekatı talimatı verdi ve ardından harekat başladı. Şu saatleri itibariyle devam ediyor. İsrail ordu birliklerinin Gazze'nin kuzeyindeki Beit Lahya beldesine girdiği de duyuruldu. Habere göre İsrail askerleriyle Filistinli silahlı gruplar arasında da çatışmalar başladı ve devam ediyor. Operasyonun hedefinin Gazze'deki tünelleri yok etmek olduğu belirtiliyor. Hamas'tan açıklama var. Kara harekatının başlamasının ardından Hamas'tan İsrail'in kara harekatının sonuçlarının korkunç olacağı yönünde bir açıklaması geldi. Hamas sözcüsü Fehmi Berhum, Siyonist işgalci Gazze'ye yönelik kara harekatının bedelini ağır öder, Hamas karşılık vermeye hazırdır ifadelerini kullandı. Bir diğer açıklama Türkiye'den geldi konuyla ilgili. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Gazze'ye yönelik kara harekatını kaygıyla karşılıyoruz denildi. İsrail ordusu Birleşmiş Milletler arabuluculuğuyla sağlanan 5 saatlik ateşkesin ardından İsrail hava saldırılarına devam etmişti. Bu arada saldırılardan birinde aynı aileden biri kız, 3 çocuk hayatını kaybetti. Gazze'den de İsrail'e 50'den fazla roket fırlatıldığı gelen bilgiler arasında. Canlı görüntüler bunlar Gazze'den. Kara harekatına 50 bin askerin katıldığı ifade ediliyor. Ayrıca Gazze'de bu saldırılar, bombardımanlar nedeniyle de zaman zaman bazı bölgelerde elektriklerin kesildiği gelen bilgiler arasında. Saat 22.45 sıralarında Gazze'ye yönelik karadan, havadan, denizden ağır bombardıman başlamış durumda. Şu saatleri itibariyle devam ediyor. Gazze'de Birleşmiş Milletler'in önerdiği 5 saatlik ateşkes anlaşmasının sona ermesinin ardından Başbakan Benjamin Netanyahu'nun verdiği talimat sonrasında saat 22.45 sıralarında Gazze'ye kara harekatı başladı. Canlı görüntüler eşliğinde bilgileri paylaşıyoruz. Türkiye'den açıklama var. Türkiye Dışişleri Bakanlığı kara harekatını kaygıyla karşılıyoruz dedi. Hamas'ın sonuçlarının korkunç olacağı yönünde yapmış olduğu açıklamada bu yönde Gazze'ye yönelik kara harekatının bedelini ağır öder Siyonist işgalci dedi. Hamas karşılık vermeye hazırdır ifadelerini kullandı. Hamas sözcüsü Fehmi Berhum.